Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Biliyorum, biliyorum. İyi değilsiniz, keyfiniz de yok ama adet yerini bulsun diye soruyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben nasılım? Ben iyi olmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen. Ve gündem. Gündem o kadar allak bullak ki sabahtan akşama kadar, bakın sabahtan akşama kadar, sabah, öğlen, akşam tamamen birbirinden farklı bir gündem var Türkiye'de ve hangi konuyu tartışacağım, hangi konu üzerinde konuşacağım ve hangi konu üzerine birileri komplo teorileri geliştirecek, gerçekten insan şaşırıyor. Dün neyi konuşuyorduk? Osman Kavala ve arkadaşlarına verilen utanç kararı, yargının katledildiği gündü 26 Nisan ve benim videomun kapağı neydi? Mazlumların ahı devirir çağı. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ya da şöyle sorayım. Osman Kavala ve arkadaşları gerçekten mazlum olabilir mi? Mazlumdan söz ediyorum. Evet, siz mazlumu sadece parasız, meteliksiz, fakir, fukara olarak algılayabilirsiniz ama mazlum hakkı yenen, mazlum haksız yere cezalandırılan insanlar olamaz mı mesela? Evet, soruyorum ya. Mazlumun ahı gerçekten devirir mi şahı? Göreceğiz. Burada mazlum kim, şah kim? Bunu biliyorsunuz. Ve gündemi allak bullak eden konulardan en önemlisi Ali Babacan'ın altılı masadan tek başına kalkması oldu. Oldu mu olası, bakın bana katılmayabilirsiniz, oldu mu olası Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na güvenemedim. Aslında Ali Babacan'dan böyle bir şey bekliyordum ben. Hatta Ahmet Davutoğlu'ndan da bekliyorum böyle bir şey. Ama şimdi Babacan yaptığı için böyle bir şey ileriki günlerde, önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyorum ama bu Gezi davası ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadan sonra böyle bir şeyin gelmesi elbette ki kafaları karıştırdı. Komple teorileri dediğim gibi arttı. Aslında bugünkü videomun ana teması Nedim Şener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir teröristin belediyede çalıştığına dair Twitter üzerinden yaptığı paylaşım oldu. Ve tabii ortalık yine karıştı. Bir anda Ali Babacan'ın gündeme düşen bu hareketleri, diğer yanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir terörist mi çalışıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Hemen anında troller harekete geçti ve kadınla ilgili birçok bilgi paylaşıldı ve tabii İşin aslını araştırmak isteyen gazeteciler de yok değildi. Anında onlar da devreye girdi. Murat Ağrel konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak gerçeği öğrendi. Şimdi birazdan size Nedim Şener ve Murat Ağrel'in karşılaştırmasını yapacağım. İki gazeteci, ikisi de değişik zamanlarda farklı nedenlerden içeri girdi, hapiste kaldı, kodeste kaldı, cezalandırıldı. Daha sonra çıktı ve bunlar içerisinde Nedim Şener inanılmaz bir dönüş yaparak iktidar yanlısı oldu. Neden böyle oldu, niçin oldu bilemiyorum. Kendine göre belki bir takım sebepleri vardı. Vardır. Ya da hep böyleydi de birileri fark etmedi. Fakat Nedim Şener mi gerçek gazeteci yoksa Murat Ağrel ve diğerleri mi? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Nedim Şener bir iddia attı ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir PKK'lı çalışıyormuş. Bu kadar. Peki bir gazeteci bunu derinlemesine araştırması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Öyle değil mi? Bir iddiada bulunuyorsunuz. Orada bir terörist çalışıyor ama nasıl? Neden? Niçin? Nasıl girdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diye sorması gerekiyor. Bir gazetecinin araması gerekiyor, savcılığı araması gerekiyor, şurayı araması gerekiyor, burayı vesaire birçok yeri araması gerekiyor. Şu soru akıllara gelmiyor mu? Bu kadın nasıl girdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmaya? Geçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Atıyorum ben Bursa'da yaşadığım için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne işe girmeye geçin, direkt belediyeye, taşeron firmadan işe girmeye kalktığınızda sizden savcılıktan sabıka kaydı ister, temiz kağıdı ister, emniyetten şunu ister, bunu ister, ikametgah ister, her şeyi ister. Doğru mu? İster mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmış mı? Yapmış. Bu kadın temiz kağıdı almış mı? Almış. Peki burada suçlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi yoksa onun PKK'lı olduğunu bilmeyen savcılık, emniyet mensupları mı? İşte bunları göz ardı ederek bir kurumu, bir belediyeyi, bir yeri itham etmek ayıp ama. Ayıp.
Gazeteci olan biri, gerçek anlamda gazeteci olan biri bunu sorgular, araştırır. Murat Arel de bunu yapmış. Hemen şimdi size Murat Arel'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı okumak istiyorum. Şöyle diyor Murat Arel tweet serisinde, tweetler atmış bir sürü. 1. Bugünkü haberlerde PKK'lı bir kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak işe alındığı, isminin Şafak D olduğu ve görev yaptığı yerde tutuklandığını okuduk. 2. Bu kişinin 2016 yılına ait olduğu iddia edilen PKK kampında çekilmiş fotoğrafları da paylaşıldı. Bu görüntüleri takip eden herkes gibi ben de nasıl yani diye başlayan cümleler kurdum ve hemen İBB yetkililerini aradım. 3. Olayı sordum ve ayrıntıları öğrendim. Bu kişi işe alınırken araştırma yapıldı mı? Sicil kaydı belgesi var mı? Öncelikle belirtmek gerekir ki bu kişi İBB'nin kadrolu çalışanı değil. Uluslararası ilişkileri kapsamında proje bazlı ve sınırlı süreli olarak görev yapmıştır. 4. Maaş ödemesi de ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı GIST tarafından yapıldı. 1.7.2021 31.7.2021 tarihleri arasında tamamlanan ilk proje mülteci ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır illerin desteklenmesi isimli projede ve 1 Mart 2022 31 Mart 2022 tarihleri arasında ekonomik girişimler ve istihdam için dijital kapasitenin geliştirilmesi projesi kapsamında çalışmaktadır. Sınırlı sürede çalışmasına rağmen biz, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adli sicil kaydını istedik. Bu kişinin evrakında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur belki veriliyor. Kim veriyor? Cumhuriyet Başsavcılığı. 6. Bu kişi 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak 2016-2018 tarihleri arasında özel yaşlı bakım evinde 2021'den bugüne de Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde görev almaktadır. Nerede? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak çalışıyor bu kız. 7. Bu kişinin ilk araması 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gelinerek yapılmıştır. Ameliyat olacağı için idari izinli olduğu belirtilmiştir. Bu kişi 18 Nisan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne yatmış, 20 Nisan'da taburcu olmuş, 7 gün boyunca da evinde istirahat etmiştir. 8. Bu süre gözaltı yapılmamış, 27 Nisan 2022 günü saat 10.26'da işbaşı yaptıktan sonra 10.31'de gözaltına alınmıştır. Yani kişinin mesaiye başlaması özellikle beklenmiştir. 8. Bu süre gözaltı yapılmamış, 27 Nisan 2022 günü saat 10.26'da işbaşı yaptıktan sonra 10.31'de gözaltına alınmıştır. Yani kişinin mesaiye başlaması özellikle beklenmiştir. Cevabını aldım. Şimdi şunu sormak lazım. Burada biraz kalleşlik var. Özellikle mesai yapması beklenmiş. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış bu gözaltı olayı. Murat Arel şöyle devam etmiş tweetlerine. Sorularım var. Cevap için emniyet yetkililerine ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. 9. Terörle Mücadele Şubesi'ni tebrik ederim. Sorularımı buradan sorayım diye devam ediyor Murat Arel. Bu kişinin fotoğrafları 2016 tarihli ise bakım evinde nasıl çalışmış? PKK kampına katılmış bir kişinin nasıl adli sicil kaydı olmaz? Başka hangi kurumlar bu şekilde denetlenmektedir? 10. Denetlenen kurumlarda da PKK mensupları tespit edilmiş midir? Gözaltı için neden ev tercih edilmeyip iş yeri adresi tercih edilmiştir? Gözaltı videosunda İBB logosunun özellikle yer aldığı video neden servis edilmiştir? Cevap gelirse paylaşacağım diyor. İşte arkadaşlar, bütün mesele, bütün soru bu. Görüyorsunuz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir PKK'lının çalıştığı izlenimini yaratmak için böyle bir tezgah kuruyor. Kim kuruyor? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanı kimin emrinde? Süleyman Soylu'nun. Bunu yazan gazeteci, daha doğrusu bunun havale edildiği, servis edildiği gazeteci kim? Nedim Şener. Nedim Şener işin aslını soruşturmadan sırf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, yani Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin kontrolünde, yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir terörist çalışıyor demek için, dedirttirmek için böyle bir kumpas kuruyorlar. Bu kumpas mıdır? Evet, kumpastır. Ama hiçbir şey, dünkü videonun sonunda ne demiştim? Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkmak gibi kötü bir huyu var. Ve sonuçta bir gazeteci çıkıyor, Murat Arel, bir başka yandaşlaşmış,
Yandaşlaşmış, evet evet. Yandaşlaşmış bir gazetecinin Nedim Şener'in, Nedim Şener'e servis edilen haberi bu şekilde çürütüyor. Evet, açıklanmaya muhtaç birçok soru işareti var. Bu kadın nasıl ve neden, bu kadının nasıl ve neden sabıka kaydı yok? Ve nasıl sabıka kaydı olmayan bir kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, hatta orada burada görev yapıyor, çalışmıyor, görev yapıyor. Çünkü maaşını, parasını başka birileri veriyormuş. Bunu nasıl öğreniyoruz? Gerçek bir gazetecinin araştırması sonucunda öğreniyoruz. Peki sen AK Partili kardeşim, sen MHP'li kardeşim, bunun aslını astarını öğrenmeden gidiyorsun, bunu paylaşıyorsun. Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni, CHP'yi terörle ittisaklı olarak göstermenin yollarını arıyorsun. İyi ama bu bir iftira, günah ya. Mübarek Ramazan günü böyle bir şey yapılıyorsa, inanıyorsan, Müslümanım, elhamdülillah Müslümanım diyorsan, sen diyorsan, ben demiyorum, sen diyorsan ve böyle bir kumpasın içerisinde yer alıyorsan, Nedim Şener ve diğerleri, diğer troller. Soruyorum ya, siz nasıl Müslümansınız? Ya geçin Müslümanlığı, siz nasıl insansınız? Nasıl vicdanınıza yer edebiliyor böyle bir durum? Hı? Açıklanması gerekiyor. Bu kadının neden sabıka kaydı yok? Bu kadının PKK kamplarında fotoğrafları çekilmiş ve siz bu kadını bir PKK'lı olarak görmemişsiniz. Ya da bilerek mi göz yumdunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışsın, gitsin ve biz de tam da logonun olduğu yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarken bunun videolarını çekelim. Sonra bir gazeteciye verelim, öyle bir gazeteciye verelim ki tam yandaş olduğu anlaşılmayan, mesela Nedim Şener gibi birini kullanalım ve ortalık karışsın. Ama dedim ya, gerçekler öyle ya da böyle hemen açığa çıkıyor. Yalancının mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. Er ya da geç açığa çıkıyor. Bütün bunlar yaşanırken, hani dedim ya altılı masada Ali Babacan'ın bu olayı yaşandı. Şimdi herkes soruyor. Ali Babacan ayrıldı. Peki Millet İttifakı'nın adayını destekleyecek mi? Ya da son anda Ali Babacan bir manevra yapıp o manevrayla Cumhur İttifakı'na yanaşabilir mi? Aynı şekilde Davutoğlu. Çünkü bunların ikisi de hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi AK Parti'nin içerisinden çıkmış. Bunlar, diyeceksiniz ki Ahmet Davutoğlu Erdoğan için şunları söylüyor, böyle söylüyor, şöyle söylüyor. Aynı şekilde Ali Babacan birçok şey söylüyor. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan da birbirlerine olmadık hakaretler ediyorlardı. Öyle ki o hakaretlerin çok azı bugün yapılıyor. Mesela Özgür Özel çıkıyor bir şeyler söylüyor ki Devlet Bahçeli daha ağırını söylemişti bunların. Yargılanacaksınız dedi. Ama yargılanmayı tehdit olarak, hakaret olarak algılıyor. Dünkü videoda demiştim, söylemiştim. Ya eğer biri size sen yargılanacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın dediği zaman senin vereceğin cevap şöyle olmalı. Kardeşim ben adalete güveniyorum. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok. Çıkarım, yargıya da hesap veririm, oraya da hesap veririm, buraya da hesap veririm diyebilmeli. Ama demiyor. Ne diyorlar? Özgür Özel'e saldırıyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar ve yalan beyanlar buluyorlar. Yalan beyanlarla insanların hayatını karartıyorlar. İşte Osman Kavala ve diğer arkadaşlarına olan bu. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na, aynı şekilde diğer gazetecilere ve diğerlerine de olmadı mı? Kimin taktikleriydi bunlar? Kimin taktikleri? Elbette ki FETÖ'nün taktikleriydi. FETÖ'nün taktikleriyle bugün AK Parti birilerinin hayatını karartmaya çalışıyor. Ve biz Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Önümüzde bayram var ve millet, toplum birbirinden nefret eder hale gelmiş. Ya soruyorum. Soruyorum, nasıl bayramlaşacağız ya biz birbirimizle? Hı? Neyin bayramını kutlayacağız? Hı? Mübarek Ramazan bayramı. Ama siz mübarek Ramazan bayramında insanlara iftira attınız. Mazlumların hayatını kararttınız. İnsanların ekonomik durumunu bozdunuz. Ve alnınız secdeye değecek, Allah'tan af dileyeceksiniz. Allah affeder mi? Diyelim ki kul affetti. İnandığınızı sandığınız Allah bu mübarek günde bu işlediğiniz günahları görmüyor mu? Bu işlediğiniz suçları, bu attığınız iftiraları görmüyor mu zannediyorsunuz? Hı? Ne dersiniz? Neyse, şimdiden size hayırlı bayramlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.